Merhaba, ben Nesibe. Yeşillerinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle hamburger ekmeği tarifi paylaşıyorum. Eğer evlerinizde mis gibi, yumuşacık, pamuk gibi, günlerce bayatlamayan hamburger ekmekleri yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Hamburger ekmeklerinin hamuru için derin bir kap alalım. Kabın içerisine bir tane yumurta kıralım. Ben bu videoyu çekerken biraz acelem vardı, o yüzden mutfak şefi kullandım. Aynı malzemelerle elle yoğurarak da hamur yapabilirsiniz. Çalışması çok keyifli bir hamur. Elle yoğururken de çok büyük keyif alırsınız. Kabın içerisine silme, 1 yemek kaşığı şeker koyalım. Ve klasik su bardağıyla 2 su bardağı süt koyalım. Kullandığımız süt ılık olursa hamur daha güzel mayalanır. Siz eğer 2 bardak süt kullanmak istemezseniz 1 bardak süt, 1 bardak su kullanabilirsiniz. Orijinal hamburger ekmeklerinin tarifinde süt yerine süt tozu kullanılır. Süt tozunun içerisindeki bazı kimyasallar yüzünden hamburger ekmekleri daha yumuşak, daha süngerimsi ve daha pofuduk pofuduk olur. Ama ben evimde süt tozu kullanmadığım için süt tozu yerine süt kullandım. 1 paket kuru maya ekleyelim. Ve yine klasik su bardağıyla 1 su bardağı un ekleyip bu eklediğimiz malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Böylelikle maya sütün içerisinde biraz erisin, şekerle ve unla biraz aktive olsun ve yumurta da malzemelerle güzelce karışsın. Eğer sizin vaktiniz varsa malzemeleri bu haliyle 5-6 dakika kadar ön mayalandırma yapabilirsiniz. O zaman ekmeğiniz çok daha güzel olur. Ama dediğim gibi benim vaktim yoktu. Ben direkt böyle ön karıştırmadan sonra unu eklemeye devam ettim. Ve bu karışımın içerisine 4 su bardağı daha un ekleyelim. Yani toplamda ben 2 su bardağı süt ve 1 yumurtalı sıvı malzemeler için 5 su bardağı un eklemiş oldum. Tabii ki sizin ununuz farklılık gösterebilir. O yüzden lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben bu tarifi sık yaptığım için benim unumda tam ölçüler bunlar. Ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyelim. Ve son olarak malzemelerin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Ben zeytinyağı kullandım. Siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve bütün bu malzemeleri güzel pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Ben mutfak şefinin düşük ayarında yaklaşık 5-6 dakika kadar yoğurdum. Siz elinizle yoğuracaksanız birkaç dakika daha fazla yoğurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamur katı bir hamur değil, gayet cıvık bir hamur. Mutfak şefinin karıştırma aparatından sıyrılıyor. Bulut gibi pofuduk pofuduk hamburger ekmekleri yapmanın en önemli püf noktası hamurunuzun çok katı olmaması, mümkün olduğunca cıvığa yakın, ele yapışan bir hamur olması. O yüzden lütfen çok fazla un eklemeyin. Bütün hamuru bir hamur kartıyla toparlayalım. Size hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet ele yapışan, yumuşak bir hamur. Hamurun üzerine bir tabakla kapatalım. Ve ılık bir ortamda yaklaşık 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Ben bu tarifi yaptığımda havalar çok soğuktu. O yüzden ben fırını 40 dereceye ayarladım. Fırını daha sonra kapatıp hamuru fırının içerisinde mayalandırdım. Hamur yeterince mayalandıktan ve başlangıçtaki büyüklüğünün 2 katına kadar çıktıktan sonra tezgahımıza un serpelim ve bütün hamuru dikkatli bir şekilde tezgahın üzerine alalım. Ellerimizi unlayalım ve yavaş hareketlerle hamurun havasını alalım. Burada yapmamız gereken hamuru tekrar baştan yoğurmak gibi değil. Sadece yavaş hareketlerle hamurun havasını almak. Böylelikle ekmekleriniz maya kokmayacak ve çok daha yumuşak olacak. Hamuru önce gördüğünüz gibi katlıyorum ve düzgün bir şekil vermeye çalışıyorum. Hamura düzgün bir şekil verdikten sonra da hamuru istediğim sayıda bezeye ayırıyorum. Aslında hazırlamış olduğumuz bu hamur miktarıyla klasik hamburgercilerde satılan hamburgerler büyüklüğünde ya da marketlerde satılan hamburger ekmekleri büyüklüğünde 12 tane hamburger ekmeğini yapabilirsiniz. Eğer öyle yapmak istiyorsanız, eğer klasik büyüklükte bir hamburger ekmeği yapmak istiyorsanız hamuru 12 eşit parçaya bölün lütfen. Ama ben farklı büyüklüklerde yapmak istediğim için 12 parçaya bölmedim. Bu hamur çok büyüyen, çok kabaran bir hamur olduğu için lütfen 8 parçadan daha az parçaya bölmeyin. Eğer 8 parçaya bölerseniz elde ettiğiniz hamburger ekmekleri çok büyük büyük oluyor.
Hamuru istediğiniz kadar bezeye ayırdıktan sonra gördüğünüz gibi ellerimizin arasında bezeleri yuvarlayalım ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak bezeleri koyalım. Gördüğünüz gibi hamurdan ben 2 tane çok büyük hamburger ekmeği, 3 tane orta boy, 4 tane de klasik boy, yani marketlerden alınabilen ya da klasik hamburgercilerde bulabileceğimiz boyda hamburger ekmeği yapmış oldum. Hazırladığınız bütün bezeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine alalım. Bezeleri mümkün olduğunca aralıklı bırakın lütfen. Çünkü bu hamur çok fazla büyüyor ve piştiği zaman hamburger ekmeklerinin arası yeterince büyük değilse ekmekler birbirine yapışabiliyor. Eğer siz 12 tane hamburger ekmeği yapacaksanız o zaman 2 farklı tepside pişirin lütfen. Ve bütün hamburger ekmeklerinin üzerine elimizle yavaşça bastırarak hamburger ekmeklerini yassılaştıralım. Ve yassılaştırdığımız hamburger ekmeklerinin üzerini temiz bir bezle örtelim. İsterseniz bir poşetle geçirebilirsiniz. Ve tekrar mayalanmaları için sıcak bir ortama alalım. Ben yine fırının içerisinde mayalandırdım. Hamburger ekmekleri tepside tekrar mayalanırken bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı bal alalım ve bir fırça yardımıyla bu iki malzemeyi birbiriyle iyice karıştıralım ve bu hazırladığımız ballı süt karışımını bir kenara alalım. Ve hamburger ekmekleri tekrar tepsi mayasıyla güzelce mayalandıktan sonra hazırladığımız bu ballı süt karışımını bütün hamburger ekmeklerinin üzerine güzelce sürelim. Bu karışımı hamburger ekmeklerinin üzerine sürerken lütfen çok yavaş hareketlerle sürün. Çünkü hamburger ekmekleri gördüğünüz gibi çok iyi kabardı ve içi hava dolu. Eğer bu karışımı fırçayla sert hareketlerle sürersek o zaman hamburger ekmeğimiz söner. Siz ballı süt karışımı yerine isterseniz yağ sürebilirsiniz, isterseniz yoğurt sürebilirsiniz ya da isterseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ama ben orijinal tarife sadık kalmak için ballı süt karışımı sürdüm. Gördüğünüz gibi hamburger ekmekleri baya baya kabardı. Hamburger ekmeklerinizin yumuşacık olmasını istiyorsanız en önemli püf noktalarından bir tanesi de tepsi mayasını mümkün olduğunca iyi yaptırmaktır. Tepsi mayasını 10 dakika gibi bir sürede yaparsanız ne yazık ki hamburger ekmekleriniz o kadar iyi kabarmaz, o kadar lezzetli ve yumuşacık olmaz. Ben bu videoyu çekerken tepsi mayası için hamburger ekmeklerini yaklaşık 45 dakika kadar fırının içerisinde tuttum ve gördüğünüz gibi gayet pofuduk, gayet iyi kabardılar. Eğer tepsi mayasının süresini kısa tutarsanız hamburger ekmekleriniz çok çok yumuşak olmaz. Eğer sizin vaktiniz varsa 1 saat kadar rahatlıkla tutabilirsiniz. Ama lütfen 1 saati de çok fazla geçmesin. O zaman da hamburger ekmekleriniz fazla kurur ve pişirdiğimiz zaman o kadar güzel olmaz. Ve sosunu sürmüş olduğumuz hamburger ekmeklerinin üzerine susam serpelim. Siz istiyorsanız serpmeye de bilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış alt üst ayar 190 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Bu 20 dakikalık süre fırından fırına değişecektir. Hamburger ekmeklerinin üzeri gördüğünüz gibi kızarana kadar pişirin. Daha fazla lütfen hamburger ekmeklerini fırında tutmayın. Çünkü daha fazla fırında tutarsanız hamburger ekmekleriniz çok kurur. Üzerinin nar gibi kızarmasına gerek yok. Hamburger ekmeklerini böyle üzeri hafif kızarana kadar pişirdikten sonra fırından alalım. Ve üzerini temiz bir bezle örtüp yaklaşık 15-20 dakika kadar üzeri örtülü bir şekilde kendi neminin, kendi buharının içerisinde güzelce yumuşamasını ve dinlenmesini sağlayalım. Hamburger ekmekleri dinlendikten sonra ekmekleri ortadan ikiye kesip mis gibi hamburgerler yapıp afiyetle sevdiklerimizle birlikte yiyelim. Eğer bu mis gibi yumuşacık hamburger ekmekleriyle tıpkı steakhouse'lardaki gibi yüksek kalitede hamburgerleri evlerimizde nasıl yapabiliriz merak ediyorsanız YouTube kanalımda hamburger tarifini bulabilirsiniz. Size hamburger ekmeklerinden bir tanesinin yumuşaklığını ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu kesmiş olduğum hamburger ekmeği siz de videoda dikkat ettiyseniz küçük kızımın hamurun ucundan parmakla kopardığı ve aslında mayasını biraz da söndürmüş olduğu hamburger ekmeği görüyorsunuz, yumuşacık ve iç dokusunu görüyorsunuz. Pufuduk pufuduk.
Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde mis gibi hamburger ekmekleri yapıp sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu videoyu başkalarının görmesini istiyorsanız videomun linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.